Ne yapacağım? He, vay. Şimdi Fas'tan kafamı yeni geldim. sıvalama. Kahveni almadın. Tamam, sen başla, ben alırım. Tamam. Herkese merhaba bayanlar baylar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Dövme muhabbetleri bölüm artık 60 küsur hatırlamıyorum. Çok oldu. Uzun zamandır konuşmak istediğimiz bir konu. Köprü piercingi. Bunun bir kere anlatmamız lazım ama önce siz çayınızı kahvenizi alın. Gelin, yarısı köprü yarısı muhabbet olacak zaten. Sen de kahveni al istersen. Teşekkür ederim. Arkada Esin var, bekliyor adı duyulsun diye. Selamlar. El sallayarak kahve almaya gitti. Gerçekten yıllardır, yani 6 sene falan vardır değil mi? 6 senedir falan istiyoruz köprü piercing çekmeyi ve gerçekten çok fazla insanlar yazıyordu. Mesela ne çekelim diyorduk, köprü köprü. Oradan zaten bizde şey oldu. Bir işte 100. bölüme gelmeden mi çekmeyeceğiz falan diye bir tribe girmiştik değil mi? Öyle bir aramızda yorum yazanlarla jest oluyordu. O günlerden izleyenler varsa selam olsun. Şimdi köprü köprü diye başımın etini yediniz. Köprü nedir? Konuşalım hadi. Industrial diye de geçer. Endüstriyel ya da Rammstein falan çalıyormuş. Endüstriyel metal dinleyin, Rammstein dinleyin. Köprü, bridge ile de çok karıştırılıyor. Bridge çünkü direkt köprü ya Türkçesi, translate. Şurası bridge. Bunu çekmiştik. İzlersiniz dövme muhabbetleri oynatma listesinden. Bridge değil, köprü şurası. Göstererek başlayalım. Her zaman en güzeli göstermek. Kulak piercingi. İşte nasıl iyileşir, ne olur, ne biter, nasıl riskleri var, diğer piercinglerden farkı ne? Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Önce sorun var mı senin? Sana bir sorayım. Bakıyor, şaşırdı. Bir şaşırdı. Ha, sen de bu videodasın. Görünme sen de. Evet, ben çok güzel dinliyorum seni. Varsa sonra söyle ama. Bir ümit, bir soru gelir belki diye. Ama her şeyi anlatıyorsun. Ne yapayım? Tamam. Anlatmayayım mı? Daha kötü mü yani? Hayır. Birincisi, kesinlikle kulak yapısı çok önemli. Uygun mu değil mi? Bunu nasıl test edeceğiz aynada? Peki. Herkesin uygun olmuyor. Çoğu bölge %90 uygundur. Yani helixin uygun olmayan insan neredeyse imkansız. Tragus neredeyse imkansız. Orbital kanç neredeyse. Bunlar neredeyse imkansız. Herkese uygundur ama köprü öyle değil. Şurada bir boğum var. Direkt ortasından konuşalım kitabın. Şurada bir boğum var ya helixte, şu kıkırdağımız. Aynada böyle elliyorsun manyak gibi. Bakıyorsun. Ve gerçekten o boğum devam ediyorsa köprü olur demektir. Çok kaba söylüyorum tabii ki. Ama bu boğum şurada mesela erken bitiyor çoğu insanın. Şurada. Ona tabii ki köprü olmaz. Çünkü delicik bir karşılık olması lazım. Köprü şu yukarıdan çıkan ve şuradan giren bir arkadaş. Yani iki tarafta da şöyle bir boğum olacak ki şöyle göstereyim. Şöyle bir boğum olacak ki şu aradan girebilsin. Olmazsa ya da çok çok azsa sadece deri tutuyorsa orayı yapılamaz. Yapılanlar var, atar. Yırtılır. Piercing atar mı videosunu izleyin. 2 bölüm önceydi. İşte o zaman piercing atar tabii ki. Normalde tabii ki atmaz köprü. Videoyu izlerken de söyleyeyim. Şu an İstanbul'dayız. Ama geçen videoda demiştik. Güncel bilgiler Instagram'da. Yani siz izlediğinizde ben neredeyim, nasılım bilemiyorum. Mesela Londra'ya taşınmıştık eşimle. Bana sanki İstanbul'daymışım gibi yazıyordunuz videoyu izleyip. O yüzden bir Instagram karınca tatuya bakın. Ben neredeyim, ne yapıyorum, hayatta mıyım? Tövbe estağfurullah. Ama bir bakın da yani, değil mi? Vallahi ölsem mesaj gelir öyle. Mesajıma yanıt vermedin diye. Gelir. Vallahi geri gelirim. Lafı çakar öyle giderim. Instagram karınca tatuya bakın. Zaten takip de edin Allah aşkına. Bugün yine biri yazdı. Böyle araya parantez çok girecek. Bugün yine biri yazdı. Bana çok fazla mesaj geliyor biliyorsun. Başka yerde yaptırıp yazanlara. Ve artık tabii ki size kaç kere duyurdum. Yanıt vermiyorum doğal olarak. Bunu da duyuruyorum ama duyurduğumun bile farkında değil. O kadar izlemiyor ama benden bilgi isteyecek kadar da kendi hak görüyor. Ama beni izlemiyor da. İzlese öğrenecek zaten. Çok acayip bir milletiz. Neyse yazmış, tam yazarken takip etmiş beni. Başka yerde yaptırmış ama. Ve ben de mecburen isteğe düşmedi. Onaylanmış daha önceden, bana fiyat sormuş. Bir de o en kötüsü, bana fiyat soruyor piercing için, başka yere gidiyor. Sonra bir daha bana geliyor. Şey diye yazmış, size güveniyorum. Abi bana güveniyorsan ya çıldırıyorum ben böyle. Niye bana gelmedin hayatım yani? Çılgın mısın sen? Mesajı attı, ben sonra üzgünüm lütfen yaptırdığınız yere gidin diye. Ondan sonra görüldü atıp takipten çıktı.
Yani güncel duyurular için Instagram karınca tatoyu takip ediyorsunuz. Millet reklam yapıyor. Ben duyuruları takip edin diye. Neredeyim diye diyorum bir de yani. Burası uygun mu değil mi? Değilse yaptıramazsınız. Geçin bunu. Var öyle. Çok istiyorum. Hayalim köprü, endüstriyel. Ama yok. Olsun yine de yaptıracağım. Yok öyle bir şey. Hatta orası çok küçükse bile. Şurası çok inceyse bile yapılmaz. Şeye göre, modeline göre mesela çok çapraz değil de şöyle yapılabilir. Yani şurada bitiyordur hemen. O boğumu orada yapılabilir ama çok çirkin duracaksa ya da onun bir tabii ki bir anatomik boyutu da var. İyileşmede çok sıkıntı çıkartabilir. O zaman da hayır deriz. Bunların denmesi lazım çünkü takıyorsun. Bu çok yanlış bir şey yapıyorsun. O çok acayip yerlere gidebilir. İnsanlar düşünmüyor piercing ne olabilir ki diye. Çok acayip yerlerde çok çok acayip piercingler yaptıranlar var. Ama normalde doğru delimde de zaten ustası der ki bunu yaptırma. Bir iki teknik işe girelim. 1.6 bu önemli. 1.6 milim kalınlığı. Bu dünya standartı. Ama 2 yok mu? Var tabii ki 2 milim. 1.2 imkansıza yakın. Bunun rajonu 1.6 milim kalınlığı. Göbek ve dil de 1.6'dır. Bu sizlik bir şey mi? Değil. Beni izleyip piercingci olmak isteyen, dövmeci olmak isteyenlere selam olsun. Ama ne olur güzel izleyin, not alarak izleyin, eski videoları izleyin. Öyle bir tane bilgi alıp biliyorum demeyin ne olur. Siz de bilin tabii yaptıracaklar da bilsin bunu. 1.6. Bu kadar kalın olması, göbek değil de işte kalın, 1.2'ye göre normalde 1.2, kalın olması birçok şeyin handikapını kulakta arttırıyor. Göbekte olunca zaten yağ dokusu. Yani dilde olunca abi zaten kıkırdak yok. Ama kulak kıkırdağı olunca 1.6 ve incecik bir yere, çoğu insanın orası inceciktir. Ya zaten alan düşünsenize atıyorum alan 2 santim. Ya sen zaten 1.6'sını kapatıyorsun. Yani kaldı 0.4 milim. Yani yok gibi bir şey. Atıyorum şu an yani örnek olarak gösteriyorum. Ne olacak? O bir risk. Yani bir uçurumlu yol araba tekerleği boşluğa değiyor neredeyse. Çok riskli olacak tabii. Araba değil de motor olsa küçük daha rahat. Gibi bir örnek verebiliriz. Umarım anlatabildim. O yüzden kalın olması, kıkırdakta o kadar kalın olması sorun. Tabii bu kalın diye gidip 1.2 deldirim diye bir şey yapmayın. Çeviremezsiniz sonra. Bulamazsınız piercingini bile. 1.6 delinecek. Yani bu ne demek? Köprü bu yüzden hassastır. Elde var bir. İkincisi çok uzun. Milim tabii ki yine öğretmeyeyim. Ders gibi oluyor artık bunlar. Böyle yapmak istemiyorum ama genel konuşacağım. Atıyorum 38 milim takıldı oraya. Yaklaşık 4 santim işte. Bu kadar uzun olması da bir handikap. Neden? Piercing hareket etmemesi, baskı almaması lazım ya. Ya abi o kadar uzun olunca sen illa saçın böyle kısa da olsa uzun da olsa saçın takılabiliyor. Üstüne yatarken daha sıkıntı. Handikap 2. O yüzden baskı, titreme, vibrasyon, işte ellemek, oynamak çok daha büyük sıkıntı haline geliyor. Çünkü uzun. Ve tabii ki ona bağlı 2.5 diyelim bu maddeye. 2 tane delik var zaten en önemlisi. 2 tane delik açıyorsun burada. Bir yerden giriyor bir yerden çıkıyor. Yani bu ne demek? Vibrasyon dedik demin. Buraya saçının pıçırdık. Bir pıçırdığı takıldı şuraya. Benim lügatım diye bir şey yapalım sonra. Çok ünlü olursak birileri yapar belki. Şuraya bir pıçırdık takıldı. Bu aldı buraya götürdü tabii ki. Titreşim. Doğal olarak bu vibrasyon ne yapar? Piercingin iyileşmesini çok daha öteler. Açık yara olmaya devam eder. Keloid oluşabilir sivilce gibi bir şey. Piercing keloidi videomu izleyin. Vesaire. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yaptırmıyorsunuz falan. Evet öyle oldu biraz. Hayır bunların hepsini biliyorsunuz. Bile bile de denmez ya. Bile bile lades. Hayır. Yani bilerek yaptırıyorsunuz. Bilinçli. Yani ben insanlar şeyi istemiyor yani. Bilmek istemiyor bir şey. Bodoslama gitmek istiyor. Hayır bilin ve ben bunları bilerek istiyorum deyin yaptırın. Ya bilgi kadar güzel bir şey yok ya. Artık şey moda oldu böyle. Cahillik moda oldu ya cehalet. Yok bilmesem daha iyi. Ya bil. O bilginin sana bir faydası bir şeyi var illaki. Bilin bunları. Titreme olayı ya da işte baskı olayı birkaç örnek verelim. Orada kalmasın havada. Birincisi yatarken, kalkarken, duşta piercing bakımı videosu yapmıştık seneler evvel. Bunu izleyin. Yenisini çekeriz belki. Bunlar bakarız diyor. Arkadaşlar bakarız. Her şeyi iki kere çekmek de sıkıldı tabii. Tur atıyoruz artık böyle. Gerçekten her şeyin bilgi videosu var. İzleyin dövme muhabbetleri kanaldan bulun oynatma listemizi izleyin baştan. Takılmayacak, baskı almayacak. Birkaç örnek dediğim gibi havlu vesaire, şal, bere, atkı vesaire. Ve de deldirdikten sonra işte piercing solüsyondur, batikondur vesaire krem ve solüsyonlar var ya bunlara çarpı 2 dikkat edilecek. 2 delik var öyle düşünün. Risk çok büyük. Çarpı 2 bile değil. Çarpı 4. Bakımda çok hassas olmanız lazım. Bir tane soru. Bu çok önemli. Hep en önemli böyle sona falan araya sıkıştırıyoruz. Olmuyor ya. İzleyen böyle onu demeyecek galiba deyip kapatabiliyor falan. Baştan sona izlemeniz lazım. Bizim videolar o tarz videolardan. Helix yaptırıyor mesela şuraya bir tane. Sonra diyor ki ben bunu köprüye çeviririm. Bak
Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ki o ayarlansa bile, ortada olmasa bile, ki helix her yere yapılır. Ha, forward helix falan her yere yapılabilir. Abi o yani forward helix'e yaptın. Ya açısı aynı açı değil onun. Delim açısı var. Verev gidiyor. Verev. Yani o piercingle şimdi piercing yapmak isteyenlere ya da kendini geliştirenlere tüyo vermeyeyim. İstemiyorum artık, yeter. Benden öğrenip öğrenip sonra video falan çekiyorlar. Çekin tamam da mentionlayın. Ya mentionlayın, bir bahsedin, saygı, selam. Deyin ki bundan öğrendik. Allah aşkına, yoksa o bilgi çalınmış oluyor. Burada normalde işaretlerin onun yeri ve ona göre denir. O yüzden helix yaptırdıktan sonra mümkün değil. Neredeyse imkansız. Şimdi anladım. Bu çok soruluyor çünkü. Abi bir helixim var, köprüye çevireceğim. Bak oldu canım. Ben de çok şey istiyorum hayatta. Neredeyse imkansız bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. O bilerek köprü olarak, endüstriyel olarak delinmeli. Bir de Trendyol mağazamız var ya. Trendyol mağazasında en çok karşılaştığım sorunlardan biri bu. Aa ben bunu buruna olur diye aldım diyor. Böyle 40 milim şey almış. Köprü. Abi işte o yüzden anlatıyorum biraz da bunları. Ya bu ölçüleri falan bilin. Zamanında çekmiştik videolarını. Piercing ölçüleri vesaire. Yeniden çekeceğiz söz. Yeniden çekeceğiz ama yani gidin izleyin Allah aşkına. Öğrenin. Ben de bunu anlamıyorum yani. Hem dandik dündik yerlere gidiyorsunuz. Gidiyor sana böyle şey tragus görüyorum. 12 milimle dermiş. Abi tragus bu. Yani böyle kafayı yiyorum. Böyle şey gibi bakıyor oradan. El sallıyor yani. Böyle şeyler vardır ya köftecilerde falan. Ay ya. Balonlar vardır ya gel gel yapar. Böyle gel gel yapıyor tragus bana. Abi yani takılırım kafayı yiyorum. Bir giden bilen yere gitmen lazım. Sende de hata. Politik bir mesaj vermeyeyim. 20 senedir falan. Bunun seçimini iyi yapın. Bir. İkincisi bilen yer zaten size söyler. Şu kadar milim alacaksın. 1.6 işte 28 milim, 38 milim, 42 milim neyse bunu söyler. Bunları bilmeniz lazım. Ölçü çok önemli bir şey yani. Ölçü olmadan diyor ki bu bana köprüye olur mu? Abim ne demek ya? Sen kimsin? Kaç milim? Nesin? Ne değilsin? Ne bileyim ben? Bana olur mu diyor. Görsem seni söylerim. Derim ki tamam 38 milim 38, 40, 42 kullanabilirsin falan diye söyledim. Ayakkabı gibi düşünsene. Sen suratına bakıyorsun. Suratına bile bakmıyorsun. Bana mesaj atıyor Esin. Düşünsenize. Bu ayakkabıyı alıyorum. Olur mu? Ya ne bileyim kaç numara ayakkabım? 44 numara alacak atıyorum. Kaç numara ayakkabın? 39. 39. 44 alacak yani. Abi sonra diyecek ki bir de Trendyol'dan bana böyle şey yapıyor. Bu burnuma olmadı. Abi 44 numara aldığın için olabilir mi? Yani... 39 numara çünkü ayağın. Ben her şeyi açıklamada bir de yazıyorum böyle manyak gibi. Uğraşmayacaksın işte. Ne anlatıyorsun böyle video? He çok güzel köprü. Çok yakışıyor falan deyip geçeceksin. Hiç bak onları konuşmuyoruz. Tamam al konuşalım biraz. Çok güzel oluyor. Ama güzel oluyor gerçekten, oldu mu? Ya oldu mu tabii ki ben. Abi işim bu, sevmez miyim? Seviyorum tabii köprü. Çok estetik duruyor. Gotik imaja özellikle eskiden gotikler, imolar falan çok yapardı bunu. Metalciler tabii ki. Çok yakışıyor tabii ki. Çok seviyoruz. Hatta şimdi artık plaza insanlara bile yapıyor artık yani. Stilettosunu giyip şurada köprü. Yapın tabii ki, hiçbir sınır yok. Yapsınlar, çok güzel. Ben bizim illa metalcilerindir piercing dövme tabii gidemiyoruz. Artık diyemeyiz zaten. Giren girdi artık. Giden gitti yani. Geçmiş olsun. Ama hiç değilse bilerek yapın da bunları. Bu kadar saçma sapan yapmayın yani. Sinirlendik yine. Soru var mı? Köprüyle ilgili. Yo. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Kesin vardır da. Yine doğaçlama konuştuğumuz için çünkü. Ya bence burada söylediğin iki şey çok önemliydi. Birincisi tabii ki buranın elverişli olup olmaması. Şuraya gösteriyor. Evet. Evet. İkincisi de deliklerin verev olduğu için normal diğer kıkırdak piercingleri gibi aynı açıda olmadığından dolayı birbirleriyle ilişkilendirilemeyecek. Bu ikisi zaten evet en kritik bilgiler. Aynen. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki kapatalım artık, yeter. Buyurun. Kapatıyoruz, kapanışa geçtik artık, yeter, saat kaç oldu. Kanala abone olun lütfen. 100 bin abone hedefimiz var. O plaketi artık almak istiyorum. Bir. İkincisi çok güzel yorumlar geliyor. Çıldırıyorum. Bugün yine yazmış biri. İşte temizlik yaparken izliyorum. Bir mola verdim. Hadi video gelmeyecek mi falan diye. Ya bu mesajlar beni çıldırtıyor. Çocuğumu uyuturken izliyorum. Abim işte şeye giderken, dershaneye giderken, okula, üniversiteye giderken izliyorum falan. Çıldırıyorum bu. Çok mutlu oluyorum. Bu yorumları yazın. Hiç çekinmeyin ne olur. Ben de zaten çoğunu özellikle ilk gün yayınlandığı gün yorumlara yanıt veriyorum. Onun haricinde Instagram'ı takip edin lütfen. Görev gibi değil mi? Onu yap, bunu yap, şunu yap.
Ya canınız ne istiyorsa onu yapın ama bu videoların devamı gelsin istiyorsanız ne olursa aynen beğenin, paylaşın, yorum yapın. Bunlar önemli. Yoksa biliyorsunuz kaç sene araya girdi, 3-4 sene çekmedik. Yine yapabiliriz, 3-4 sene ara verebiliriz yani. Hatta bir daha hiç gelmeyi tehdit. Evet. Bütün iğrendiğim YouTube kanallarının yaptığı her şeyi yaptım şu ana. Neyse, tamam. Siz kendiniz iyi olun da. Siktir edin, boş verin. Çayınızı, kahvenizi yapın. Muhabbete devam. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Hadi kapat. Bütün bunları da ben gördüm ama bu arada yani. Ne yapayım? Yukarı mı taşıyayım böyle? Ayıp insanlar. Çoluk çocuk izliyor ya. Evet. Sanki onlar hiç neler görüyor onlar. Nah terbiyesizlikse yani. Gerçekten. Neyse. Hadi. Kapat hadi.